Özgürüz'den merhaba. İstanbul'dan karşınızdayız. Türkiye gündemi oldukça yoğun. Dakikalar içerisinde gündem değişebiliyor. Biz bu yoğunluk içerisinde neresinden tutup neresinden yakalayabiliriz diye koşturmaca içerisindeyiz. Evet, AKP-MHP ittifakı söz konusu, biliyorsunuz Cumhur İttifakı gündemde. 2019 seçimleri yaklaşıyor. Diğer partiler de ittifak arayışı içerisine girdiler ve toplantılar düzenleniyor. Evet. Bütün bunları konuşacağız sizinle. Konuğum AKP eski milletvekili Emin Şirin. Bu ittifaka, 2019 seçimlerine ve burada diğer siyasi partilerin alacağı pozisyondan önce şunu sormak istiyorum. Kısa süre önce HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş yargılandığı davada bir savunma yaptı. Savunması da çok ses getirdi. Ve eskiye dönük şöyle bir söylemde bulundu. Eski İçişleri Bakanı İmralı'dan Abla Öcalan'ın mektubunu bize getirdi. Fakat biz orada bir talimat yoktu. Fakat AKP İmralı üzerinden bize talimat vermeye çalıştı dedi. Sizinle daha önceki söyleşilerimizden yola çıkarak bu soruyu size yöneltmek istedim. Buyurun. Ben. Sizce o bakan kimdi? Zannediyorum Beşir Atalay'dan bahsediyorlar. Beşir Atalay'ın bu mektubu getirdiği çok yaygın bir şekilde Ankara'da ve bazı mahfillerde konuşuluyor. Sorduğunuz sorunun içinde sadece bakanın ismini sordunuz ama çok konuşulacak konular var. Bu açıklama önemli bir açıklama ama ses getirdi diyorsunuz, ses getirmedi. Bunun çok daha fazla ses getirmesi lazımdı. Bundan çıkarılacak neticeler var. Beşir Atalay'ın bu çözüm sürecinin, zamanında çözüm sürecinin mimarlarından, hatta mimarı olduğu biliniyor. Sonunda Tayyip Erdoğan Dolmabahçe görüşmesinden sonra bunu elinin tersinden iteceği zamana kadar Beşir Atalay burada çok önemli bir rol oynadı. Ondan sonra da ortadan kayboldu. Şimdi şundan anlaşılıyor. HDP'yi 2010 referandumunda istedikleri noktada tutabilmek veya ondan sonra da desteğini alabilmek için Abdullah Öcalan'ı kullanmış devlet. Bu Abdullah Öcalan'ın devlet tarafından da kullanıldığını da gösteriyor. Bu önemli bir şey. Bu neticeyi de görmek lazım. Bunu Abdullah Öcalan'ın yoksa belirli beklentileri olmadan veya belirli devletle bazı anlaşmaları olmadan veya kullanılmadan böyle bir talimatı partiye yollaması normal bir şey değil. Hoş, bu konuda başka bir açıklama da, Demirtaş'ın açıklamasına karşılık başka bir açıklama da gelmedi. Yani Öcalan ben böyle bir şey yollamadım demedi. Kanalları var. Yollayabilirdi avukatı kanalından. Arada konuşulan bakan kimse onun bir açıklamasında görmedik. AKP'de biz böyle bir şey yapmadık demedi. Biz böyle bir şey yapmadık demedi. Sonuç itibariyle ben doğurması gereken hukuki ve veya siyasi hiçbir sonucun doğmadığını görüyorum. Onun için çok önemli olmasına rağmen kaynadı gitti gibi görünüyor. Şimdi bunları konuşurken bir MHP-AKP ittifakı, Cumhur İttifakı söz konusu ve anketler, anket sonuçlarına baktığımız zaman en azından şu anda görünen sonuçlardan çok da istenilen rakam çıkmıyor ortaya. Bu anket sonuçları böyle çıkmaya devam ederse AK Parti başka bir arayışa girer mi? Rotayı HDP'ye çevirebilir mi? Çünkü daha önceki röportajımızda her an her şey olabilir, tekrar İmralı ile görüşülebilir demiştiniz. Tabii İmralı ile görüşmek, zaten görüştükleri kanaatindeyim. Tayyip Erdoğan'ın bugün için gelmiş olduğu noktada, özellikle YPG'yi hedef alıp Afrin'e girme sürecine girdikten sonra, Afrin'e girmesini de sadece terörle mücadele değil bir fetih hareketi olarak göstermeye başladıktan sonra önümüzdeki seçime kadar bir rota değişikliği olacağını doğrusu tahmin etmiyorum. Tayyip Erdoğan siyasi olarak iktidarda kalabilmek için kendisine uygun gelen hareketleri süratle yapabilen ve süratle makas değiştirebilen bir insan. Bunu kötü manada söylemiyorum. İktidara kalmak istiyorsa siyasiler böyle şeyleri yapabiliyorlar. Makas da değiştirebiliyorlar. Ama bugünkü siyasi duruma baktığımda MHP ile yapılan ittifaktan seçim anketlerine göre epey netice aldığı görünüyor. Kürt oylarından bir miktar alabilme ihtimali var ama 2018'de olma ihtimali daha yüksek olan bir seçimde, 2019'a kadar kalmayacak bir seçimde Afrin'deki askeri harekatı kullanması, yani onun iç siyasetteki neticelerini kullanması
ve daha ziyade MHP'yle bugünkü gittiği şekilde gitmeye devam etmesi daha akla yakın gibi görünüyor. MHP'yi bugün kaybetmeye kalkıp da MHP, CHP, İyi Parti ve Saadet'le bir işbirliğine girerse muhtemelen Tayyip Erdoğan artı HDP işbirliğinin çok önünde bir oy alabilir. Buna girmez Tayyip Erdoğan şimdi. Girmez. Şu anda girmez. Görüşmeler yapılıyor. Yayına başlarken de aktardım. Şu anda diğer partiler de referandumda nasıl bir ittifak sağlanır üzerine görüşmeler gerçekleştiriyorlar ve bu talebin toplumun kendinden, yani siyasi partilerin talebi değil de toplum bir kaosta olduğunu ve çıkış yolunun bir ittifaktan geçtiği yönünde olduğu için toplumun kendini buna ittiğini söylüyorlar. Bunlar mümkün mü? Bu iki taraflı, yani toplumda böyle bir şey beklenti olabilir. Toplumda bir kere AK Parti MHP ittifakından gerek AK Parti tabanının gerek MHP tabanının gayet memnun olduğunu görmek lazım. MHP zannedildiği kadar oy kaybettiğini hiç zannetmiyorum. Bilakis AK Parti ile bu yakınlaşmadan sonra MHP'nin idari kadrolarında bir memnuniyet var, bir iktidara gelme durumu var. İstedikleri işleri yaptırabilme durumu var. Dolayısıyla bir şikayet fazla yok MHP tabanında. Velev ki bu Afrin hadisesi, yani Suriye'deki askeri harekat vesaire de bu Halit Ruhiye'yi çok destekliyor. Öbür tarafa baktığımızda ben çok bölük pörçük bir durum görüyorum şimdilik. Halkta buna karşılık bir araya gelin temayülü olabilir. Sizin bahsettiğiniz dünkü toplantı, evet, katılım epey üst seviyede olmuş ama daha ziyade Cihangir İslam'ın Mehmet Bekaroğlu'nu bir inisiyatifi olarak görünüyor. Burada bir arayışla söz konusu olabilir ama ne ittifaklar, muhalefet cephesinde ne tip ittifaklar olacağını görmek için seçim tarihinin açıklanmasını ve ondan evvelki 60 ila 90 günü beklemek lazım. Bunların hepsi o 60 ila 90 gün evvel, seçimden evvelki 60 ila 90 gün içinde belli olur. Çünkü ittifak iki yerde olacak. Burada maalesef herkes sadece Cumhurbaşkanlığı seçimindeki aday kim olacak diye düşünüyor. Ben geçen sefer de anlatmaya çalışmıştım. Cumhurbaşkanlığı seçimi kadar, hatta daha önemli olan meclis seçimi. Çünkü Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olsa bile MHP ile AK Parti beraber 600 milletvekilinden 300 milletvekilini elde edemezse Tayyip Erdoğan'ın hareket sahası çok daralır. Onun için mecliste kimin iktidarda olacağını da görmek çok önemli. Burada HDP'nin bağımsız olarak mı gireceğini veya parti olarak mı girip %10 barajını geçmeyi düşüneceğini bilmiyorum. %10'u geçeceklerini düşünüyorlarsa herhalde parti olarak girecekler. Anketler şu anda geçeceğini gösteriyor. Ben de öyle görüyorum ama o güne kadar Allah kerim, yani belli olmaz. Çünkü unutmayın ki özellikle HDP'nin önde çıkacağı yerlerde HDP belediye başkanları görevden alınmış vaziyette ve Tayyip Erdoğan'ın ve AK Parti'nin atadığı kaymakamlar ve kayyumlar var. Dolayısıyla oradaki sandığa ne kadar sahip çıkılacağını görmek biraz zor. O bakımdan çok emin olmamak lazım. Yani sandık emniyeti çok önemli. O zaman Türkiye'nin geneli için bu geçerli. Yani hani eğer bu için çok geçerli ama HDP için daha da geçerli. Evet. Yani o bakımdan HDP'nin bu kararı zamanı geldiğinde vereceği kanaatindeyim. Saadet'in durumu, Saadet iddialı. Temel Karamollaoğlu %10 barajını geçebileceğini düşünüyor ama bugün ben henüz orada görmüyorum. Saadet meclise mutlaka girmek isteyecektir. Bu durumda bugünkü fikirlerinde ısrar edip tek başına mı girer, yoksa İyi Parti ve veya CHP ile bir işbirliği mi yapar? Onu da seçimden evvelki 60 ila 90 gün gösterecek. CHP'nin de bugün için ne yapacağını bilemiyorum ama bugün kurulmakta olan kadro ve Kemal Kılıçdaroğlu Bey'in rahatsızlığı dolayısıyla içeride başlayan iç çalkantılar sonucunda CHP'nin de nerede pozisyon alacağını bugünden görmek çok zor. Peki. Çünkü Kılıçdaroğlu'nun bu Ankara'da birkaç gündür bahsedilen rahatsızlığı belki siyasetten çekilmesine de sebep olabilir mi gibi konuşmalar var. Allah kendisine şifa versin. Tanıdığımız, sevdiğimiz bir insan. En iyi şekilde iyi olmasını temenni ederiz ama siyasi mahfiller özellikle CHP'nin içinde kaynıyor. Kılıçdaroğlu'nun rahatsızlığından kaynaklı. Evet. Peki AKP içerisindeki eski milletvekilleri, evet, bu
referandum sürecinde, bu seçim 2019 seçimleri sürecinde sizce bir atağa kalkacaklar mı, yoksa mevcut seçim, onlar meclis milletvekilleri oldukları sürece mecliste seçim tarihini etkilemek imkanını belki bulabilirler ama onun haricinde hiçbir şansları olduğu kanaatinde değilim. Abdullah Gül'le hareket etmeye kalkarlarsa öyle bir ihtimal olduğunu görmüyorum. Yine eski milletvekillerinden Abdülhatif Şener belki CHP'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olmak istiyor. Böyle bir çalışma içinde olabilir. Mevcut AK Parti'nin içindeki bundan sonra aday gösterilme ihtimali düşük olan milletvekillerinin ne yapacaklarını bilmiyorum. Ama Tayyip Erdoğan bu konuda bütün hesabını kitabını yapacaktır. Partiden en fazla dışlandığı söylenen Davutoğlu'nu bile yanına alıp 3 saat görüşüp yanında toplantılara çağırmayı kadar siyaseti iyi bilen ve kıvrak olan Tayyip Erdoğan o konuyu da kendi menfaatleri veya partisinin menfaatleri çerçevesinde halleder. Peki daha önce Abdullah Gül'ün aslında siyasete yeşil ışık yaktığına dair güçlü bir öngörü vardı. Fakat sessiz, yani bunu ben evet varım demedi Gül diyecek mi? Varsa sessizlik neden? Belki vardır bir öngörünüz. Valla bilmem yani. Ben Abdullah Gül'ün bugünküne kadarki siyasi çizgisine baktığımda bundan sonra Türkiye çok ayrı olacağını düşünen bir insan değilim Abdullah Gül açısından. Hiç kimsenin ne Saadet Partisi'nin ne CHP'nin sonunda Abdullah Gül'ün adaylığı konusunda uzlaşabileceklerini veya kendisine aday göstereceklerine büyük bir ihtimal vermiyorum. Bu çok büyük bir çalkantı haline gelir. Hele Saadet gösterirse bunu Saadet tabanı ihanet olarak bile görebilir AK Parti'ye, Tayyip Erdoğan'a karşı. Onun için Abdullah Gül keşke bugün konuşacaklarını konuşsa. Efendime söyleyeyim, ben konuşsam çok konuşurum filan gibi laflar edeceğine, ne konuşacaksa konuşsa da konuşmalarını duysak, ben siyaseten önemli bir figür olacağı kanaatinde değilim. Peki son olarak CHP, İYİ Parti, HDP, Saadet Partisi, bunların hepsini bir araya getirebilecek bir aday var mı sizce Türkiye'de? Bugün bunu var. Benim var. Şimdi isim vermeyeyim ama var. Var, var. Yani ben şu anda bunu bekleyelim biraz daha. Ondan sonra seçim ilan edildiği gün adaylar ortaya çıkmadan bir program daha yaparsak ben size en aşağı iki isim verebilirim bunların hepsini bir araya getirebilecek olan. Ama bugünden söylersem o isimler yıpranır. O isimler hakkında konuşmak istemiyorum. Benim gördüğüm kadarıyla CHP adayıyla İYİ Parti Saadet adayı arasında bir ikinci tura kalma meselesi söz konusu olacak. Onlar da Tayyip Erdoğan'a karşı bir imkan bulabilmek istiyorlarsa zaten HDP ile bir demokratik uzlaşmaya gitmek mecburiyetinde kendilerini hissedecekler. Bugünden bunu konuşmak erken. Çünkü tekrar söylüyorum, evvela meclise kim nasıl girecek onu düşünmek lazım. Yani ben bunun devamlı altını çiziyorum. Bir senedir söylediğim, her programda söylediğim bir şey var. Benim için evvela seçim olacak mı? Bir. İki, seçim emniyetli ve adil olacak mı? Üç, bu seçimin sonucunda parlamento ne şekilde teşekkül edecek? Dört, bu ilk üçünden sonra Cumhurbaşkanı kim olacak? Seçim İşlerim olacak mı kısmını açmak istiyorum. Neden seçimin olmama ihtimali nedir? Bir ile ikiyi birbirine getirelim. Yani bugün ortaya çıkmakta olan kanun seçimin adil olarak yapılacağını, sonuçlarının içe sindirilecek sonuçları olacağına pek ikna edici bir kanun tasarısı değil. Özellikle Yüksek Seçim Kurulu'nun filigranlı pusulalarının mühür olmadan kabul edileceğini söylenmesi son derece tehlikeli bir iş. Bunu referandumda buna benzer şeyleri gördük. Çünkü Yüksek Seçim Kurulu numaralanmamış olarak 55 milyon seçmene 75-80 milyon pusula basıyor. Ve bunlar numaralanmıyor. O 55 milyon seçmene basılan 80 milyon pusulanın kullanılmayanların hesabı da tutulmuyor. Bilmiyorum anlatabildim mi? Anladım. O zaman seçim anlamsızlaşmıyor mu? Yani ondan korkuyorum zaten. Benim evvela üzerinde durduğum konu, evvela anlamlı bir seçim yapalım. İçimize sonuçları hukuki ve demokratik olarak sinecek bir seçim yapalım.
ondan sonra adayların kim olacağını konuşalım der. Kurallar konmadan. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Futbol maçına çıkacağız. Biz santrfor kim oynasın, kaleci kim oynasın diye konuşuyoruz. Oynanacak oyunun kuralları belli değil. Kuralları belli olmayan bir oyuna çıkarken, kimin santrfor futbol maçına çıkarken, kimin santrfor, kimin kaleci oynayacağının manası var mı? Evet. Konu orada. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet, Özgür izleyicileri, konumuz 2019 seçimiydi, yapılacak olan ittifaklardı. AKP eski milletvekili Emin Şirin bütün açık yürekliyle bütün sorularımızı cevapladı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Başka bir yayında görüşmek üzere.